Aile dediğin bugün çocuk istismarının en yoğun yaşandığı ve üzerinin kapatıldığı bir yerden söz ediyoruz. Aile dediğimizde işte kadınların çoğu zaman ekonomik özgürlüğüne de kavuşamadığında, bu sistem koşullarında varlığına karşı bir sürü devlet politikası da örgütlendiğinde evden çıkamadı ve aileye mahkum kaldı, babaya, kocaya mahkum kaldı ve çoğu zaman da şiddet dolu ilişkiler içerisinde yaşamaya zorlandığı bir süreçten söz ediyoruz ve bu sistematik bir politika olarak uygulanıyor. Aslında iktidar erkeklere bir alan açıyor aile içerisinde. Yani bir yandan hani sömürürken, daha çok sömürürken, toplumda ezilenleri, işçileri daha çok sömürürken, bir yandan da erkeklere aile içerisinde, kadınlar üzerinde, çocuklar üzerinde şiddet uygulama hakkını güçlendiriyor, koruyor. Çünkü ne? Yasalar değişiyor. İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası Türkiye hukukundaki kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici yasaların uluslararası dayanaklarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Medeni kanundaki haklarımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kaldı ki mahkemelerde çoğu zaman ihlal indirimleri ve cezasızlıkta kadınların şiddete maruz kaldığında başvuru yapma, yaptığımda ne sonuç alacağım sorusuyla karşı karşıya gelmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla da aile politikaları çok sistematik bir devlet politikasının devamı olarak bizim hayatlarımızda şiddet olarak, emek sömürüsü olarak yansımalarla devam ediyor ve toplumsal olarak da aileyi yıkan unsur olarak LGBTİ artıları hedef gösteriyorlar. Aslında LGBTİ artıların yaşamına dönük, varlığına dönük çok ciddi bir saldırıyla da beraber yürütülüyor bu politikalar. Oysa ki aileyi yıkan, zaten çözülen bir aile sisteminden söz ediyoruz ve aileyi yıkan da erkek şiddeti. Yani zaten o varoluş biçimi artık tutmuyor. Artık kadınlar bu şiddet dolu ilişkilerde yaşamak istemiyor. Emeğinin görünmesini istiyor, değerli olduğunu anlatmak istiyor, görünsün istiyor. Çünkü gerçekten değerli bizim emeklerimiz. Çünkü biz o şiddet koşullarında yaşamak zorunda değiliz. Kadına yönelik şiddet, erkek şiddeti ve devlet şiddeti, erkek devlet şiddeti yasal, yani kazanımlarımıza el koyma süreciyle de beraber arttığını düşünüyoruz. Yani çünkü bununla ilgili bir veri yok. Artık Türkiye'de kadına yönelik şiddetin istatistikleri tutulmuyor. Tutulsa da, bu istatistikler ara ara açıklansa da doğru mu değil mi bilmiyoruz. Çünkü devlet gerçekleri manipüle ediyor artık, gizliyor doğrudan. Hele de bu iktidar ekonomik verileri bile her türlü oynayarak sanki iyiymiş gibi bir gidişat, iyiymiş gibi bir hava çiziyor. Ama aslında biz gerçek hayatlarımızda zaten öyle olmadığını biliyoruz. Ve yasal kazanımlar, kadın mücadelesinin engellenmesi, kadınlara dönük tutuklamalar, baskılar vesaire, bunların her biri tabii ki kadınları koruyan mekanizmaları, kadınların mücadelesini engellemeye, durdurmaya dönük hamleler, müdahaleler. Ama buna karşı da Türkiye'de güçlü bir kadın hareketi var. Feminist mücadelede, kadın hareketi uzun yıllardır hem haklar için, yani yasal kazanımlar için, ama sadece kanun çerçevesindeki haklar için değil, aynı zamanda birbirini savunmak için, birbiriyle dayanışma yollarını bulmak için çok çaba gösteriyor. Yani şiddet var, evet. Şiddet yaşamlarımızı çok fazla çevrelemiş vaziyette. Çoğu zaman ekonomik olarak da ailelere bağımlılığın arttığı, işte aynı evlerde kalmak zorunda kaldığı durumları kadınların yaşayabiliyoruz. Bu dönem özellikle neoliberal kapitalizmin bütün krizin yükünü emekçilerin, yoksulların sırtına yıktı. Bu dönemde böyle bir sorunun olduğunu görüyoruz ama öte yandan kadınlar arası dayanışma da çok güçlü. Birbirine sahip çıkma, davasını takip etme, birbirinin sesini duyma, şiddete tanık olduğunda sessiz kalmama. Bu davranışları öğrendik ve birbirimizle dayanışarak, mücadele deneyimlerimizi daha çok paylaşarak geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu şiddetin karşısında kadın dayanışmasını, kadınların öz savunmasını örgütlemek için çaba gösteriyoruz hep beraber.